Herkese merhaba. Gündemi biraz değiştirmek ve 3 oyunlarında ve genel olarak oyunlarda öne çıkan konular neler, dünyada neler konuşuluyor hızlıca bugün size aktarmak istiyorum. Henüz oyun sektörünün blok zinciri dönüşümünün aslında başındayız ama Paribu Ventures olarak biz konuyla yakından ilgileniyoruz ve blok zinciri tabanlı oyun sektörünün geleceğine yatırımlar yapıyoruz. Bu noktada Paribu Ventures'ın 20 portföy şirketinin neredeyse yarısını oyun şirketleri oluşturuyor diyebilirim. Şimdi gelin vakit kaybetmeden bu heyecan verici sektöre dair gündem maddelerine geçelim. 3 tane haber derledim bugün sizin için. İlk haber dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom Almanya'nın Köln şehrinde dün itibariyle başladı. 5 gün sürecek olan etkinlikte hem yeni oyun lansmanları yapılacak hem de şirketler yeni iş ortaklıkları konuşacak. Peki Gamescom ne kadar büyük bir etkinlik derseniz organizatörler tarafından geçen yıla oranla %15 artışla 1400 şirketin stand açacağı açıklandı. Takdir edersiniz ki katılımcılar bu sayının da çok çok üzerinde belki on binlerce demek doğru olabilir. Açılış gecesinde de başrolü Activision aldı. Call of Duty Black Ops 6'nın lansmanını bir demo ile gerçekleştirdi şirket. Bu arada geçtiğimiz senelerde biz de Paribu Ventures olarak Gamescom'u deneyimlemiştik. Bu senede Paribu Ventures'ın birden çok portföy şirketi etkinlik için Almanya'da bulunuyor diye eklemiş olayım. Son olarak küçük bir not. Almanya'daki çevrim içi oyun hizmetleri pazarının büyüklüğü yıllık 10 milyar dolar civarında. Kuşkusuz Almanya bu pastayı büyütüp oyun sektöründe daha da fazla söz sahibi olmak için Gamescom organizasyonunu fazlasıyla önemsiyor, önem veriyor. Baktığımız zaman Avrupa'nın büyük başkentlerinin teknoloji konferanslarını sadece oyun dikeyinde değil bu ülkelerine çekmek için, şehirlerine çekmek için adeta birbirleriyle yarıştığını görüyoruz. Ülkemizde de düzenlenen değerli oyun etkinlikleri var. Bunların ileride daha da büyümelerini diliyorum ve Gamescom'u Gamescom takip etmeye devam edeceğiz diyorum. İkinci haberimizde konu üretken yapay zeka, stock görsel platformu Shutterstock, Nvidia'nın Edify adını verdiği yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan nesnelerin 3 boyutlu görselleştirmesini yayınlamaya başlıyor bu hizmet. Yaratıcıların üç boyutlu varlıkları hızla prototiplemesine ve 360 derece arka planlar oluşturmalarına olanak tanıyor. Yani bir nevi içerik üreticilerinin pahalı cihazlar kullanmaması, set ve dekor oluşturmaması şeklinde özetleyebilirim bu yeni teknolojiyi. Üretken yapay zeka teknolojisinin bugün için hem teknolojik olgunluk olarak yettiği hem de son kullanıcı tarafında gerçek bir problem çözdüğü alanlardan bir tanesi kuşkusuz olarak içerik üretimi. İki boyutun ardından üç boyutun da konuşuluyor olması yakında oyunlarda da benzer haberlerin sıklaşacağının bir göstergesi niteliğinde diyebiliriz bu noktada. Ve son olarak da kripto paralara küçük bir oyunlaştırma dokunuşundan bahsetmek istiyorum size. Solana üzerinde meme coin oluşturma platformu Pump.fun lansmanından bu yana geçen 8 ay içerisinde 100 milyon dolarlık gelire neredeyse ulaşmak üzere. Zincir üstü veri platformu DeFi verilerine göre Pump.fun'ın toplam geliri şu an 95 milyon dolar ki bu sayı sadece Haziran ayında birkaç ay geriye gittiğimizde 50 milyon dolardı. Ocak 2024'teki lansmanından bu yana platform Solana üzerinde 1.8 milyondan fazla meme coin üretimine aracılık etti. Tabii ki spekülasyonları fazlasıyla açık olan meme coinler kripto paraların biraz da oyunlaştırılmış ve biraz da kültür sosu eklenmiş çeşidi olarak belki de tarif edilebilir. Diyorum ve bugünlük haber akışını sonlandırıyorum. Oyun ve web3 oyunu dünyalarından 3 e, tane haber sizin neydi? Haberlerin detaylarına Paribu Lock'dan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.